Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte kimya dersi 11. sınıf 2. dönem 1. yazılardan senaryo 2'yi çözeceğiz. PDF açıklama kısmında açıklamaya bakın. Diğer bütün derslerin yazıları da arkadaşlar açıklamada mevcut. Oradan onlara da ulaşabilirsiniz. Ayrıca benim hazırladığım TYT ve AYT hem konu anlatım hem de soru çözüm videoları açıklama kısmında var. Onlara da oradan ulaşıp bir göz atarsanız tabii ki çok sevinirim. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için de yorum yazmayı lütfen unutmayın diyelim. Hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz der ki 400 gram suda 100 gram kalsiyum karbonat katısı tamamen çözünüyormuş. Buna göre oluşan çözeltinin molalitesini ve molaritesini gerekçelendirerek karşılaştırınız. Yani hangisi daha büyük onu soruyor bize. Bir kere 400 gram su arkadaşlar. Bunu benim yazmam gerekiyor. 400 gram su 0,4 kilogram su demek. Aynı zamanda öz kütlesi ...bir olduğu için 400 gram su ne kadar gelir? 400 mililitre gelir. Yani 400 mililitre de ne, zaman, ne kadar gelir? 0,4 litre gelir. Yani 400 gram suyu ben Molalite hesaplarında 0,4 kilogram olarak kullanacağım. Bakın molalite de bana bu lazım biliyorsunuz. Molarite hesabında ise 0,4 olarak kullanacağım. Ona da ne diyelim bakın molarite diyelim. Şimdi molalite isterseniz önce beraber hesaplayalım. Molalite neydi? Çözünen maddenin mol sayısı ki 100 gram kalsiyum karbonat çözünmüş. 100 gram kalsiyum karbonat Nerede? Bakın burada mol kütlesi verilmiş. Ne kadar yapıyor arkadaşlar? Zaten 1 molmüş. Sıkıntı yok. Dolayısıyla bölü 1 mol bölü. Çözücünün kilogramını yazmam gerekiyor benim. E çözücünün kilogramı kaç burada gördüğünüz gibi? 0,4. Biri 0,4'e bölersem onu 4'e bölmek demek bu. O da 2,5 molalmış. bakın. Molarite olarak kaç yapıyor arkadaşlar? Bir de onu hesaplayalım. Şimdi moleriteye geçelim. Molarite Şimdi molariteyi büyük M ile gösterelim. Büyük M eşittir N bölü V. Değil mi? Peki buradaki V kaçtır arkadaşlar? Buradaki 400 gram su 400 mililitre geliyor. Değil mi? Peki ben içerisine bunun 100 gramda kalsiyum karbonat attığım zaman diyor ki bakın çözünen katı hacmi ihmal edilmeyecektir diyor. O zaman buradaki hacim arkadaşlar 400 mililitreden daha fazla bir şey. Kaç olsun? 405 mililitre olsun mesela. 405 mililitre olduğu zaman arkadaşlar o zaman hacim olarak ne yapar bu? 0,405 litre yapar. Yani bu afaki bir değer söylüyorum ben. Sonuç itibariyle 0,4'ten daha büyük bir şey. Mol sayısı aynı 1 bölü hacim kaç? Arkadaşlar hacim 0,4'ten daha büyük bir şey. 1 bölü 0,405. Peki bu sayı arkadaşlar İki buçuk ile karşılaştırıldığı zaman iki buçuk mu daha büyük yoksa bir bölü 0,405 mi daha büyük? Normalde bakın ne olmuş oldu? Burası 0,400'dü öyle düşünün. Payda büyümüş oldu. Arkadaşlar payda büyüyünce bu sayı ne yapar? Küçülür. Demek ki bu çözeltinin bu çözeltinin molalite değeri özür dilerim molarite değeri molaritesi nedir? Molaliteden daha küçüktür. Çünkü çözeltinin hacmi 0,4'ün üzerindedir. İhmal etmediğimiz için diyoruz. İkinci sorumuz 28,75 mililitre saf etil alkol üzerine yeterince saf H2O eklenerek 400 mililitre çözelti hazırlanıyormuş. Yani bunun üzerine toplam hacim 400 mililitre olana kadar arkadaşlar su ekleniyormuş. Buna göre oluşan çözeltinin molaritesini işlem basamaklarını göstererek bulunuz demiş. Benim yapmam gereken şey şu arkadaşlar. Bir kere neydi? Dedem muzu bölüp verdi diyorsunuz. Değil mi siz? Aklınızda kalsın diye. Yani 0,8 muzun <laughs> özür dilerim ne muzu? Etil alkolün ben hacmini biliyorum. Yoğunluğunu biliyorum. Oradan bana nesi lazım bunun arkadaşlar? Kütlesi lazım. Kütlesinden deneyini bulacağım? Mol sayısını bulacağım. Mol sayısında toplam hacme şimdi 400 mililitreymiş ya. Bu da kaç bir zaten? 0,4 litre. Ona bölüp Oradan mol bulacağım. 0,8 eşittir. Hacmi zaten 28,75'miş. Arkadaşlar kütlesi oradan kaçtır? Kütlesini bulmak için 0,8 ile 28 yanlış yazmayalım. 28,75'i çarpmam gerekiyor benim. Bu işlemimizin sonu üzerindedir arkadaşlar? 28 şöyle 28,75 çarpı ne diyeceğiz? 8 bölü 10 diyeceğiz. Siz buna 4 bölü 5 de diyebilirsiniz. 23 çıkıyor arkadaşlar. Ee, tabii bu işlem biraz küs küsürlü maalesef. Oturup hesaplayacaksınız. Hesaplayın. Ben zamanımız gitmesin diye burada hemen çarptım çaktırmadan arkadaşlar. 23 gram ne olduğunu buldum ben burada. Alkol olduğunu bulmuş oldum. Şimdi 23 gram alkol arkadaşlar bana kütlesi değil. Bunun nesi lazım? mol sayısı lazım. Mol sayısı neydi? m bölü ma idi. Yani 23'ü ben niye böleceğim alkolün? Şurada alkol yazalım şöyle şuraya da ne olduğu belli olsun. 23 mol kütlesi kaç arkadaşlar? C2H5OH'ın. Şöyle 24 5 16 1. Topladığımız zaman kaç yapıyor? 46 yapıyor. 1 bölü 2 yani 0,5 mol diyoruz. 0,5 mol alkolümüz var. Ve hacimimiz ne kadar arkadaşlar? 0,4 litre. Geldik molariteye. N eşittir. Molarite eşittir. N bölü V. Molarite eşittir diyorum yine. 0,5 bölü 0,4. O da ne yapar? 5 bölü 4 yapar. 5'i 4'e bölersem arkadaşlar. 1,25 yapar değil mi? 2,5'un yarısı 1,25 Molar yapar. Bu kadar. Üçüncü sorumuz bakın. 25 santigratta 7,2 gram suda 17,4 gram sodyum klorür tuzu çözülerek hazırlanan çözeltinin buhar basıncı 10 milimetre civaymış. Çözeltinin buhar basıncını vermiş. Buna göre 25 santigratta saf suyun denge buhar basıncının kaç milimetre civa olacağını işlem basamaklarını göstererek bunu demiş. Hemen şu formülü bir hatırlayalım arkadaşlar. P çözelti çözeltinin buhar basıncı neydi biliyorsunuz? Sıvının normaldeki saf sıvının daha doğrusu arkadaşlar buhar basıncı değil mi? Çarpı sıvının mol sayısı bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? N toplam diyeceğiz. Tabi N toplamın içerisinde ne var? Hem suyun mol sayısı var. Hem de buradaki çözünen iyonların toplam mol sayısı var. NaCl diyoruz ya biz. Burada Na ve Cl var arkadaşlar. Bunları ayrı ayrı hesaplamamız gerekiyor. Hemen aşağıda Mol sayısı eşittir m bölü ma'dan bir kere su için diyelim biz suyun mol sayısını arkadaşlar bir hesaplayalım. 17,2 bölü 18 oradan ne yapar arkadaşlar bu? 72 bölü 180 yapar. Şöyle 72 ile 18 sadeleştirecek yukarıda 4 kalır. 4 bölü 10 yani 0,4 molmuş. Ne bu? Su. Diğerini de bulalım arkadaşlar. Sodyum klorür de bulalım. N eşittir. M bölü MA formülünü kullanıyorum yine. 17,4 bölü. Naceli'ye kaçtır? 58'dir. Dikkat edin. Bu gitti, bu gitti. Kaç katı bu bunun arkadaşlar? Tam 174, 58'in 150. Tam 3 katı. Öyle değil mi? O da kaçmış? O da 0,3 mol'miş. Şimdi burada şuna dikkat etmeniz lazım. 0,3 mol Naceli. iyonlaştığı zaman. Yani çözündüğü zaman. 0,3 mol. Sodyum. 0,3 molde klor. Toplam ne kadar arkadaşlar? 0,6 mol iyon oluşturur. Şimdi burada ben ne toplam yazacağım ya. Ne toplama? Suyun mol sayısı 0,4 artı 0,6. Yani kaç yazmam gerekiyor o zaman benim buraya? 1 yazmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi p çözeltiyi zaten bana soruda vermişti. Kaçtı arkadaşlar p çözelti 10 eşittir. P sıvı benim bulmaya çalıştığım şey zaten bu. P sıvı çarpı. N sıvı sıvının mol sayısı 0,4 bölü kaç arkadaşlar? 1 olmuş oluyor. O zaman buradaki 0,4'ü karşıya atmam lazım. E karşıya atarken nasıl atacağım? Bölüm olarak geçecek. Burada üstte olduğu için karşı alta geçecek. Ve her iki tarafı da 0,4'e bölebilirsiniz. Nasıl işlem yapıyorsanız 10 bölü 0,4 olur. O da 100 bölü 4 olur. O da kaç olur arkadaşlar? 25 milimetre civa olur. Bu kadar. Burada sadece şuna dikkat edin. Sodyum klorür iki tane iyon oluşturduğu için bütün iyonların toplam sayısı bana lazım. Şeker olsaydı şeker suyun içerisinde bütün çözündüğü için arkadaşlar şeker de değişmiyor. Eğer buradan 0,3 mol varsa çözünen oluşan tanecik sayısı yine kaçtır? 0,3 mol dersiniz. Ama burada dediğim gibi tuzun toplam kaç mol iyon oluşturduğunu işin içine katmamız gerekiyor. Dördüncü sorumuz oda koşullarında x tuzunun çözünürlüğünü 32 gram bölü 100 gram su olarak vermiş. Buna göre oda koşullarında hazırlanan bu çözeltilerden hangilerinin doygun çözelti olduğunu işlem basamaklarını göstererek bunu demiş. Şimdi arkadaşlar 100'ün içerisinde 32 çözünmesi gerekiyor. Arasındaki oranın bu olması gerekiyor. Şimdi 25 gram ne kadar çözebilir? Benim bunu bulmam lazım. Diyorum ki bakın yüzde 32 çözünürse 25'te ne çözünür? İşler dışlar 4'te 1, 4'te 1'i x oradan kaç çıkar arkadaşlar? 8 gram. E 8 gram demek ki arkadaşlar a nedir? Doymuş bir çözeltidir. B'ye bakın 15 diyor. 15 ne kadar çözer onu hesaplayacağım. Yine diyeceğim ki %32 ise 15'te kaç çözünür? Yine işler dışlar bunu yapalım isterseniz. 15 çarpı 32 eşittir 100 çarpı x. 100'ü e attım karşıya bu şekilde ne olmuş oldu arkadaşlar? 15 kere 32 bölü 100. 32'yi 10 çarparsam 320, 160 daha 480 yapar. 480 bölü 100 de 4,8 gram yapar. Arkadaşlar 4 gram çözülmüş. Bana ne lazım? 4,8 gram lazım. O zaman B çözeltisi nedir? Doymamıştır diyorum. 200 gram su ne kadar çözer? Yine diyorum ki 100 gram 32 çözerse 200 gram ne kadar çözer? Tam iki katı yani 64 gram çözmesi lazım. E ne kadar çözmüş? 60 çözmüş. Dolayısıyla arkadaşlar üçüncü çözeltide gene nedir? Tabii ki doymamış bir çözeltidir. Devam edelim hemen beşinci sorumuz. Der ki ideal pistonlu bir kapta sulu çözeltisiyle dengede olan karbondioksit gazını aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulanıyor. Şimdi sulu çözeltiyle denge demiş karbondioksit gazı. Gazların biliyorsunuz arkadaşlar çözünürlüğü. Sıcaklık arttıkça çözünürlükleri ne olur? Azalır. Ve basınç arttıkça çözünürlükleri de artar. Bunu bir hatırlayalım isterseniz. Bakalım soruda bize lazım mı bilmiyorum. 3 tane işlem vermiş. Buna göre diyor, uygulanan işlemler sonucunda karbondioksit gazının sudaki çözünürlüğünün nasıl değişeceğini gerekçelendirerek yazınız. Arkadaşlar size gerekçe bu. Gazların sıcaklık arttıkça çözünürlüğü azalır. Basınç arttıkça çözünürlüğü artar diyoruz. Şimdi piston serbestken aynı sıcaklıkta helyum gazı eklenirse arkadaşlar bakın o zaman ne olur biliyor musunuz? Piston serbest. Piston buraya siz helyum gazı eklerseniz arkadaşlar piston yukarıya doğru gider. O zaman içerideki P karbondioksit azalır. Karbondioksit basıncı azalır. Karbondioksit basıncı azalınca arkadaşlar tabii ki çözünürlük değeri de ne olur tabii ki azalır diyoruz. A pardon A değilmiş neymiş o? Birinci işlemmiş. öyle diyelim o zaman onun başına. Şöyle birinci işlem arkadaşlar bu gördüğünüz gibi. İkinci piston sabitken aynı sıcaklıkta karbondioksit ekleniyormuş. Arkadaşlar piston sabit içeriyesiz Biraz daha karbondioksit ekliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar içerideki mol sayısı artarsa içerideki basınç artar. Basınç artarsa çözünürlük ne olur? Tabii ki o da artar diyoruz. Biraz çirkin mi yazıyorum bilmiyorum ama yine arkadaşlar ikinci işlemde ne olur? Çözünürlük artar. Bunun sebebi de basıncın artması şeklinde ifade edebilirsiniz. Üçüncü işlem piston serbestken aynı sıcaklıkta karbondioksit gazı ekleniyor arkadaşlar. Piston serbest. Siz buraya karbondioksit gazı ekliyorsunuz. Aynı sıcak. Sıcaklık değişmiyor. E karbondioksit ekledikçe piston yukarıya doğru gidiyor. Ekledikçe yukarı doğru gidiyor. O zaman basınç ne olur? Basınç değişmez. E peki basınç değişmezse içerideki maddenin çözünürlüğü ne olur? Çözünürlük de aynı şekilde arkadaşlar. Ne olmaz? Değişmez diyoruz. Sıcaklık değişmiyorsa basınç değişmiyorsa çözünürlük de tabii ki değişmez diyoruz. Devam edelim. Isı alarak gerçekleşen olaylardan 5'ini yazınız demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada e, çok basit aslında bunun cevabı. Şöyle ki katı, sıvı, gaz. Değil mi? Bu hal değişimleri. Şimdi katı sıvı gaza doğru giderken madde ne yapar arkadaşlar? Isı alır. O zaman ısı alanları hemen bir yazalım. Katıdan sıvıya geçme yani erime. Sıvıdan gaza geçme yani Buharlaşma değil mi? Ve katıdan gaza geçme neydi arkadaşlar? O da süblimleşme. Bunları tabii şöyle çeşitlendirebilirsin. Buzun erimesi, dondurmanın erimesi. Efendim suyun buharlaşması, alkolün buharlaşması. Zaten nafserin arkadaşlar süblimleşiyor. Onun dışında da bir şey söylemiyoruz. Başka ne var olay olarak arkadaşlar? Bu şekilde yani ısı alarak gerçekleşen olay ne var? Mesela yanma olaylarından hangisi Azotun yanması, öyle değil mi arkadaşlar? Azotun yanması hadisesi biliyorsunuz ısı alarak gerçekleşir. Neden? Çünkü e, azottaki üçlü bağlar yüzünden bu tepkime diğer bütün maddelerin aksine arkadaşlar dışarıdan bir zorlama gerektiren bir tepkimedir. Bir tane daha yazalım. Ne yazalım arkadaşlar? Bir olay mesela endotermik, endotermik, endotermik çözünmeye bir örnek yazalım. Evet, mesela şekerin çözünmesi arkadaşlar şekerin çözünmesi nedir? Biliyorsunuz şöyle hatta grafinde biz şöyle kabaca şöyle çiziyoruz. Sıcaklık arttıkça şekerin çözünürlüğü de artıyor. Dolayısıyla o da nedir? Yine endotermik bir olaydır diyebiliriz. Yedinci sorumuz der ki falan da filan tepkimesinin standart koşullardaki entalpi değişimini işlem basamaklarını göstererek bulunuz demiş. biraz işlem sorusu ama çok basit. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ürünler eksi girenler diyoruz. Ürünlerde ne var? SO2 bakın burada ters verilmiş. Buna dikkat edin arkadaşlar yazarken. Eksi 296,84. Oksijen niye vermemiş? E, sıfır olduğu için vermemiş. Element olduğu için arkadaşlar sıfır. Ve diğeri SO3'ün kaç arkadaşlar gördüğünüz gibi? Eksi 395, eksi 395 7 değil mi? Şimdi ne yapacağız? 70 diyelim. Şurada da iki tane anlamlı rakam var. Ürünler eksi girenler diyeceğiz arkadaşlar. Bize delta h eşittir. Şöyle h ü eksi toplam h g diyeceğiz. Ürünlerin toplamı ne? 2 kere arkadaşlar 296,84. Hemen bakalım arkadaşlar şöyle. Ben çaktırmadan hesap makinesiyle yapayım bunu ama siz kendiniz yapın tabii ki. 84 çarpı 2 593,68'miş. Diyeceğim ki tabi ne arkadaşlar bu eksi. Eksi 593 68. Eksi arkadaşlar girenlerinki kaç? 395,70. 395,70 70. çarpı 2. Öyle değil mi? O da 791 virgül Ama eksi yine 791 virgül e şimdi Burada eksi ile eksi çarptığımız burası ne olur arkadaşlar? Artı olur. Ve bundan ben 500 593,68'i yine hesap makinesine çaktırmadan çıkartıyorum. 197,72 197,72 Çıkacak arkadaşlar. Tabi ne olarak? Kilojül olarak çıkacak. Bu kadar kadar derken tabi biraz kesirli işlemler var. Ondan dolayı ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Burada mutlaka şu an şunu da şöyle ikili çarpacağımız yazalım. Mutlaka dikkat şekilde yapmamız gerekiyor. Çünkü yazılda böyle bir şey sorarsa öğretmeniniz. Elinizde hesap makinesi yok. O zaman dikkat şekilde yapacaksınız. Ama işlem hatası yapsanız bile bakın şöyle şu kısmı şöyle gösterirseniz arkadaşlar öğretmeniniz size buradan baya bir puan verecektir. 8. soru. Bağ enerjileri verilmiş. Bakalım. Entalpi soruyor arkadaşlar. Buna göre diyor tepkimesinin entalpi değerinin kaç kilojül olduğunu işlem basamaklarını göstererek bunu diyor. Arkadaşlar burada biz ne yapıyoruz? Normalde entalpi hesabında ürünlerin toplam entalpisinden girenlerinkini çıkartıyoruz ama bağ enerjileri verilmişse o zaman girenlerdeki maddelerin toplam bağ enerjisinden ürünlerin toplam bağ enerjisini çıkartarak buluyoruz. Girenlerdeki bağ enerjilerine bakalım arkadaşlar. CH, 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 CH. Kaç tane CH bağı var? 4 tane arkadaşlar O zaman Diyeceğim ki ben burada 4 tane 414 var artı Ortada bir de ne var? CC ikili bağı var CC ikili bağı ne kadarmış? 620 imiş Şöyle Artı Ben burada yapmadığımız bağ yok 3 tane OO çift bağı varmış arkadaşlar 499'la da Kaçı çarpacağım şöyle 3'ü çarpacağım Eksi Dikkat edin arkadaşlar şimdi. Ürünlerde ne varsa şunu da yazdım. Bakın bir tane karbondioksit, iki tane CO ikili bağı var ama iki tane karbondioksit olduğu için arkadaşlar burada dört tane var. Bunu atlamayın buna dikkat edin. Bakın bir karbondioksit iki tane bu ikili bağdan var. İki tane karbondioksit olduğu için burada dört tane var. Dört tane CO yani dört kere 745 değil mi? Artı iki tane suyun içerisinde de bakın OH bağından iki ama iki tane olduğu için kaç olmuş oluyor? 4. 4 tane de OH bağından var. 4 kere 460 olmuş oluyor. Bakalım şimdi bunları tek tek arkadaşlar el mahkum yapacağız. 4 kere 400 1664 1664 620 3 kere 499 1500'den 3 çıkartın 1497 yapıyor. Bunları bir tarafta toplayacağız. O tarafa bakalım arkadaşlar. 4 kere 745. 4 kere 7 28. 2800 değil mi? 45. 4 kere 45. 90, 180. 2800. 180 da 2980 mi yapıyor? İnşallah öyle yapıyordur. Artı 4 kere 460 da 1600. 240 da 1840 yapıyor. Şimdi şunları toplamamız lazım bizim. 1664. Yine çaktırmadan bir hesap makinesi mi yapsak ki? 1664 artı 620 artı kaç olacak? 1497. Evet. Kaç oldu? 3781. Bakın 3781 girenlerin arkadaşlar bay enerjileri toplamı. Ürünlerin kaç olmuş oluyor? Ürünleri de hemen hesaplayalım şurada çaktırmadan yine. 2980 artı 1840 değil mi? Yanlış yapmadık. O da 4800 20 yapmış oluyor Ne demiştik biz Girenlerden ürünleri çıkartacağız arkadaşlar Girenlerden ürünleri çıkartırsak eğer Ne olur Burada Eksi diyeceğim Evet bakıyorum 1039 arkadaşlar ama ne Nedir buradaki cevabımız Delta H eşittir Eksi niye girenler daha küçük ürünler daha büyük olacak Eksi 1039 Nedir kilojül olarak verildiği için arkadaşlar kilojüldür diyorum. Benim cevabım. Dedik ama arkadaşlar bakın şurada bir hata yaptık. Benim direkt gözüme çarptı arkadaşlar. 4 kere 14, 4 nasıl olacak bu? Bu ne? 1600 14, 28, 56 1656 burası. Oo, çok özür diliyorum. Vaktinizi aldım. E burası 1656 ise kaç tane eksik olması gerekiyor? 4 6 8 tane daha eksiltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buradan o zaman 8 tane eksiltirsek biz 3781'den, değil mi? 8 çıkartacağım o zaman ben. O da 3773 olur. Evet. E 3773'ten 4820'yi çıkartacağım şimdi. 4820. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Ne olur? 1047 kilojul. Evet. Biraz vaktinizi aldım, kusura bakmayın ama işte bu işlemlerde dikkatli olmak gerektiğinde şöyle beraberce tecrübe etmiş olduk arkadaşlar. Ve son sorumuz herhalde bu değil mi? Bakalım şöyle bir. Evet son sorumuz arkadaşlar. Bu da Hess ile ilgili. Bakalım hez soruları genelde çok keyifli oluyor arkadaşlar. Çok rahatlıkla yapabilirsiniz bunları. Aşağıda bazı tepkime entalpi değerleri verilmiştir diyor. Buna göre falan da filan tepkimesinin entalpi değerini ABC cinsinden işlem basamaklarını göstererek bulunuz. Şimdi arkadaşlar yukarıdakileri evireceğiz, çevireceğiz, toplayacağız ve şu denklemi elde edeceğiz. Bu kadar basit aslında. Şimdi dikkat edin. İlk denklem C H5 O h İkinci denklem de C H5 O h Aşağıda var mı? Yok. Demek ki bunlar birbirlerini bir şekilde ne yapmışlar? Silmişler, götürmüşler. Peki ne var aşağıda? Aşağıda arkadaşlar iki tane C2H4 var. Yukarıda C2H4 nerede var? Bakın birincisinin neresinde var? Ürünlerinde var. Bana girenlerde lazım iki tane. O zaman birinci tepkimeyi ters çevirip 2 ile çarpıyorum. 2 tane C2H4 artı 2 tane H2O diyeceğim. 2 tane C2H5OH. Delta H değerim ne oldu benim? Eksi 2A. A'ydı. Ters çevirdim. Eksi oldu. 2 ile çarptım. Eksi 2A Şimdi dikkat edin. 2 tane C2H5 OH var. E burada girenlerde 2 tane C2H5 OH var. Bunların birbirini götürmesi için bu direkt denklemini yapmam lazım. İkinci denklemi 2 ile çarpmam lazım. 2 tane C2 H5 OH diyorum. 2 ile çarptım. 2 tane C2 H4 O artı 2 tane de H2. Ne oldu? Delta H değerimiz arkadaşlar Direkt 2 ile çarptım. Başka bir şey yapmadım. O zaman burası da 2B olmuş olur. Üçüncüsüne bakalım. Burada da C2H4O2 var. Yukarıda var mı C2H4? Sadece burada var arkadaşlar. O da nerede? Ürün nerede? Kaç tane? 2 tane. Bakın gördüğünüz gibi. O zaman bu denklemi de ters çevirip 2 ile çarpmam lazım. Şu ters çevirirsem eğer 2 ile çarparsam 2 tane C2H4O değil mi? Ondan sonra artı 2 tane yarım bir tane tam yapar. Ve iki tane de ne oldu? Şöyle C2 H4 O2. Nedir buradaki delta H değerimiz? Ne yaptıydım ben? kafa <laughs> ters çevirip 2 ile çarpmıştım. Eksi 2C olmuştu değil mi? Şimdi bakın toplayacağız. Arkadaşlar eğer topladığımızda şu denklemi bulursak köşeyi döndük. Bulamazsak yandı gülüm keten elması derler ya en baştan bir daha uğraşacağız. Bakalım şimdi kim kimle ne yapar, nasıl sileriz, nasıl götürürüz. Bakın bir C2 H5 OH'lardan bir kurtulalım. Kurtuldum. Toplamda ne var? İki tane H2 var arkadaşlar. Bakın şurada iki tane H2 var. Burada da iki tane H2 var. O zaman ben ürünlere şu iki tane H2'yi bir yazayım. Onu indirdim aşağıya. C2 H4 O2 var. Kaç tane? İki tane bakın. Görüyor musunuz? Burada da iki tane C2 H4 O2 var. Onu da direkt aşağıya indirelim. Evet. Ürünlerde c 2 4 O, C2H4. İşte bunların birbirini götürmesi lazım. Götürdü. Sonra iki tane C2H4 Bakın. Görüyor musunuz buradaki? Evet. İki tane H2O. Bakın yine. Artı iki tane H2O. Artı. Bir de ne var? O2 var. Bu kadar. Denklemi elde ettik mi? Elde ettik. O zaman direkt bu denklemin delta hışı için Buradaki delta h'ları topluyorum. Eksi 2a artı 2b eksi 2c şeklinde son toplam tepkimenin delta h'ını bulmuş oluyorum. Hepinize sınavlarınızda başarılar. Diğer yazılı videolarımızda mutlaka inceleyin. Görüşmek üzere.